İnşaat sektörünün yeni gözdesi haline gelen Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde altyapı ve kanalizasyon şebekesinin olmaması tepkileri de beraberinde getirdi. Alanya'nın Demirtaş Mahallesi inşaat sektörünün yeni gözdesi haline geldi. İnşaat yasağına rağmen bölgede inşaatlar yükselmeye devam ediyor. Altyapıya bakılmadan verilen inşaat izinlerinin plansız ve çarpık yapılaşmaya yol açtığı konuşulurken, bunun sonucunda hem insanların hem de çevrenin büyük zarar göreceği vurgulanıyor. Demirtaş'ın altyapısının yetersiz olduğunu belirten Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Erkan Demirci, bölgede yapılaşmanın bu hızla ilerlemesi durumunda teknik ve sosyal altyapı alanları açısından sıkıntı yaratacağını. Demirtaş şehir altyapısı olarak zaten hani çok az 3000 kişilik nüfusu olan, yanılmıyorsam, bir mahallemiz bir anda inşaat furyasıyla beraber o tarafa doğru bir yöneliş oldu. Tabii bu önceden kestirilemedi ve ihtiyaçlar belirdi. Evet, hem teknik altyapı anlamında hem sosyal altyapı anlamında Demirtaş'ın eksiklikleri var. Hani gündemde sadece teknik altyapı açısından arıtma vesaire açısından tartışılıyor ama üst yapı anlamında da eksiklikleri var. Hem ulaşım sistemi hem oradaki sosyal alanlar vesaire. Bunlara bir an önce yaratılması lazım. Bu anlamda da hani belediyelerin üstüne düşen görevler var. Yani imar planını yapıyoruz. Bu imar planı yaptığımız yerlerin yapılaşmasını da düşünmek zorundayız. Sağlıklı yapılaşmasını. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyesi'ne altyapı yatırımları, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda. Bunu geçen sene itibariyle zaten öngörmüştük. Geçen sene itibariyle bu konuları ASAT Genel Kurulu'nda öncesinde yapılan bütçe çalışmalarında dile getirmiştik. Bu yıl için Demirtaş'ın arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekesi yapımı işini biz ASAT'ın gündemine alınmasını rica ettik ve daha önce de Muhittin Başkan'ın da bu anlamda bir sözü vardı zaten. Hani benim belediye başkanlığı yaptığım yerde denize arıtılmamış su akmayacak bir söylemi de vardır. Kendisinin de talimatı vardı. Bizler de konuşarak geçen yıl ki bütçe planlamasına bu Demirtaş altyapı yatırımını, arıtma tesisi yatırımını dahil ettik. Tabii öngörülemeyen şeyler de oldu. Hani dövizin bir anda 2-3 katına fırlaması, elektrik fiyatları vesaire derken gelirlerde de ciddi anlamda bir düşme oldu. Bununla birlikte Demirtaş için arıtma tesisi yapılacak alanın tahsisi bitti, yapıldı. Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi bitmiş durumda. Hem arıtma tesisi için hem de kanalizasyon şebekesi için projeler de hazırlandı. Onlar da onaylandı. Onlar da hazır. Şu anda yapım aşamasında, finansman arayışı içerisinde Büyükşehir Belediyesi. Hani toplamda sadece Demirtaş içinde değil, çevre mahalleler, kırsal mahalleleri de kapsayacak bir çalışma var ve hani yapıldığı dönemin koşulları itibariyle yaklaşık 200 milyon lirayı falan, milyon lirayı bulacak bir yatırımdan bahsediyoruz. Bugün itibariyle yapımı düşünülen Demirtaş Merkez Arıtma Tesisi ve merkezdeki kanalizasyon şebekesi. Bunun için de yaklaşık bir 75-80 milyon liralık bir kaynağa ihtiyaç duyuyor. Bununla ilgili Dünya Bankası'ndan kredi bulma çalışmaları devam ediyor ve orada umutluyuz. Gidişat olumlu yönde. Fakat her türlü aksi duruma karşılık da bu sene sonu itibariyle ya da en geç gelecek senenin başı itibariyle ASAT kendi öz kaynaklarından Demirtaş Arıtma Tesisi'nin ihalesini yapmayı planlıyor. Bu konuda da ciddi bir niyetleri var. Öyle hani deyip de yapılmayacak bir şey değil. Başlanacak bu sene sonu veya gelecek sene başı itibariyle arıtma tesisi yapımına başlanacak. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de kişisel Twitter hesabından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i de etiketleyerek yaptığı paylaşımda Alanya'da inşaat sektörünün yeni gözdesi Demirtaş'ta her yer temel çukuru, birkaç aya beton bloklar yükselir. İyi de burada altyapı yok, kanalizasyon şebekesi yok, foseptik çukurları ve vidanjölle turizm, vay anam vay ifadelerini kullandı.